Börek otu, ebe gümeci, hayıt tohumu ve daha onlarcası. Alişan, fitoterapi uzmanı Doktor Muammer Yıldız'a konuk oldu. Sağlığa etkili, tedavilere yardımcı, birbirinden değerli bitkileri ve otları kendisinden dinledi. Geleneksel tıpta en fazla kullanılan bitkilerden birisidir. Sindirim problemi olanlar, hormonal dengesizlik yaşayan kadınlar, bağışıklık sorunu olanlar, ekran başına Doktor Muammer Yıldız bütün bu rahatsızlıklara ve daha fazlasına yardımcı birçok bitkiyi tek tek anlattı. İncir tohumu kırışıklığı gidermekte, cildi onarmakta. Bitkileri tanımaya başlamadan önce Alişan kafasına takılan bir soruya cevap arıyor. Şimdi bizim gidip de doğadan kopardığımız bitkiyi eve gelip kaynatıp hani onun çayını yapmamız veya demlememiz evet. Bir fayda sağlıyor mu? Elbette ki böyle tesadüfen insanların gidip bitki toplamaları söz konusu değil. Hı hı. Yani bunu toplayanlar evinde, dağında, bağında bildiği bitkiyi topluyor. Nasıl toplayacağıyla ilgili geleneksel iyi bir tecrübe var. Hı hı. Bu hafızadan istifade ederek insanlar neyi nasıl kullanacakları konusunda iyi bir bilgiye sahipler. Zaten bir bilgi doğru değilse asırları aşamıyor. Orada yok oluyor. Yani misalen Amasya'nın bir dağında, Hatay'ın bir bağında bir bitkiyle ilgili bir yan etki yaşanırsa kısa bir müddet sonra o insanlar artık onu kullanmadığı için o bilgi orada yok oluyor. Pozitif bitki listesi denilen Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği bir liste var. Bu liste dünyada Anadolu tıbbı, Çin tıbbı, Hint tıbbı, Avrupa tıbbında kullanım sakıncası olmadığı tespit edilmiş 480 adet bitki çeşidi var. Zaten 2000, 3000, 10.000 çeşit bitki var. O bitkiler neden kahraman olamıyor? Çünkü o bir insanda kötü, bir insanda iyi olabilen. 480 çeşit bitki genellikle bütün insanlarda aynı etki yapıyor. Aynı etkiye benzer etkiler yapıyor. Birisinde biraz fazla, birisinde biraz az yapabiliyor. Ama bütün insanlarda yan etki yapmıyor. Bu çok güzel bir şey. 480 bitkinin 460'ı Türkiye'de ve Anadolu'da bulunuyor. Oh, çok şanslıyız o zaman. Madem öyle, bu 480 bitkiden en önemli birkaç tanesini dinleyelim. Mesela sedef otunun mutlulukla bir ilgisi varmış. Sedef otu, bu otun özelliği halk arasında biliniyor. Bunu tütsü olarak kullanıyorlar. Bu sedef otunda bulunan bir raiha var, bir koku var. Bazı flavonoidler var. Bunlar yakıldığı zaman o koku çıkıyor, terapatik bir etkisi oluyor. Bu terapi etkisi şöyle oluyor, insanlarda mutluluğu arttırıyor. Allah Allah. Bilim dünyası bunu tespit etmiş. Sedef otunun uçucu yağında o kokuyu kokladığınız zaman serotonin hormonunun salınımını arttırdığı biliniyor. İbn Sina'nın çok değer verdiği bir bitki olan karabaş otuysa adına yakışır bir şekilde beyin sağlığımızda etkili. Karabaş otu bitkisi çok değerli bir bitki, İbn Sina'nın bitkisi olarak biliniyor. Buna kafa süpürgesi demiş İbn Sina. Yani kafayla ilgili, tabii nörolojik hastalıklar diyeceğiz biz bunlara veya hafızayla ilgili problemler için diyebileceğiz. İbn Sina diyor ki bu kafa süpürgesidir. Ne demek? Kafayla ilgili birçok hastalığı süpürebilecek etkinlikte bir bitki. Anadolu'da çok fazla bulunuyor ve nörolojik hastalıklarda çok ciddi etkileri var. Astım hastalarında çok ciddi başarılar gösteriyor. Astım hastası bunu kullandığı zaman çok ciddi bir nefes alıp vermede çok ciddi bir fayda görebiliyor. Ayrıca alerjiye iyi gelir, öksürüğe iyi gelir ve bronş tıkanıklığını gidermekte geleneksel olarak yüzyıllardır kullanılan değerli bir bitkidir. Hafıza problemi olan insanlara kesinlikle tavsiye ederim çayını kullansınlar. Hafıza için çok değerli bir. Çocuklar da kullanabilir mi? Kullanabilir. Peygamberimizin hadisinde de adı geçen Udi Hindi 6 ayrı hastalığın tedavisinde yardımcı olabiliyor. Udi Hindi yine çok değerli. Geleneksel tıpta en fazla kullanılan bitkilerden birisidir. Ve özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını gidermek için kullanılıyor. Burada halk arasında yaygın bir kullanımı ve özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi sebebiyle bütün İslam coğrafyasında bu bitki Hindistan'da, Pakistan'da, Orta Doğu'da, Türkiye'de, Osmanlı döneminde çok fazla kullanılmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 hastalığı tedavi eder diye bu bitki için söylemiş.
Bu bitki Udulhindi bitkisidir. Udulhindi üst solunum yolu, boğazla ilgili, burun tıkanıklığı, otitiste, kulak iltihabında, boğaz enfeksiyonunda, akciğer enfeksiyonlarında ve vücudun enfeksiyonlardan temizlenmesi için yaygın bir geleneksel kullanımı var. Yakın tarihte bu bitkiyi negatif listeye aldılar. Sadece bunda doz problemi var. Yani çok yüksek bir dozda kullanamazsınız. Zaten ben özellikle uyarmak istiyorum. İnsanların kendi kendine, yani bir hekim, bir uzman kontrolü olmadan bu bitkilere müracaat edip bunları hangi durumda kullanacaksınız? Mesela Orta Doğu'da bu bitkiyi tiroid hastalıkları için kullanırlar. Tiroid hastalıklarında Udulhindi'nin başarılı olduğu biliniyor. Ama hangi tiroidde? Hipotiroid mi? Hipertiroid mi? Nodüler tiroid mi? Tiroid kanserinde mi? Nerede başarılı? Bunun cevabını sadece bir hekim bilebilir. Hazır konu buralara kadar gelmişken Muammer Yıldız önemli bir mesaj vermeyi de ihmal etmiyor. Halkın da bu konudaki yaşadığı en büyük sıkıntılar ne diyor ki? Ya ben bir televizyonda bir hocam bir şey anlattı. Ben bunu kullandım. Fayda etmedi. Fayda etmedi. Şimdi fayda etmemesinde senin teşhisin neydi? Günde kaç kere alacaksın? Ne yapacaksın? Tiroidin neydi? Dozun neydi? Hangi tiroidin vardı? Hangi enfeksiyonun vardı? Hangi patojen vardı? Hangi mikroorganizma? Bunların cevabını bir hekim kontrolünde bunu sağlanması daha iyi. Bir insanın her bitkiyi ben her koşulda kullanırım demesi zaten söz konusu değil. Yani portakal her insana iyi gelmiyor. Bal her insana iyi gelir. Şeker hastasıysanız balı kullanamazsınız. Çölyak hastasıysanız ekmeği kullanamazsınız. Bal ve ekmek kadar masum bir şey var mı? Evet. Gerçi artık onlar da çok masum değil. Çok ekmek özellikle ekmeğin. Ama işte demek ki masum olan bir şey de ciddi problem olabiliyor. Dolayısıyla yine olay hikmete dönüyor. Olay kişiye özgü tıpın hem bitkisel tedavide, bitkisel terapilerde, fitoterapide hem modern tıpta kişiye özgü tıpın doğru bir şekilde çalışması gerekiyor. Şimdi sırada etkileri saymakla bitmeyen ökse otu var. Bunlar ökse otu, burç, geleneksel tıpta tansiyon, kalp hastaları için yaygın bir kullanımı var. Hı hı. Avrupa'da yapılmış birçok çalışmada bu bitkinin kanser hastalıklarının tedavisinde faydalı olabildiği çok değerli bir bitkidir. Hem Avrupa'da, hem Çin'de, hem Hint tıpında, hem Anadolu tıpında. Tabii bu değerli bitkiyi kullanırken çok dikkat edilmesi gereken önemli bir konuya da dikkat edilmeli. Tohum var mıdır? Bunu bir göstermek istiyorum. Evet. Şurada tohumları bulunuyor. Bunlar kesinlikle zehirlidir. Bunların kullanılmaması gerekiyor. Ökse otu çayını kullanacak olan insanların bu tohumları ayıklayarak sadece yaprak çayı soğuk demleme şeklinde, sıcak demleme de olabiliyor. Hı hı. Ama soğuk demleme yapmak dahi yeterli. Tansiyonu regüle etmekte hem yüksek tansiyon hem düşük tansiyonda faydalı. Dengeliyor mu? Dengeliyor. Kalp hastalarında ciddi bir destektir. Kalp kasını güçlendirme konusunda etkinliği bilimsel yayın çalışmalarıyla desteklenmiş değerli bir tıbbi bitkidir. Bu da bir Anadolu'nun güzel bir zenginliğidir. Gelelim neredeyse her hastalığın tedavisinde yardımcı olan çörek otuna ve etkilerine. İnsanların gözünün önünde bir bitki var. Hocam ne acaba? Ve o bitki o kadar değerli ki bilim dünyası bunu kabul etti. Çörek otunda bulunan timokinon adlı bileşen hastalıklarının tamamını tedavi edebilecek kadar insan organizmasında faydalı ve etkindir. Çörek otu. Peki şey derler, o çörek otunu kırıp yemek lazım. Yani hani kırılmadan o etkin maddesi şöyle, ortaya çıkmıyor. Evet. Timokinon denilen şey kokusunda yaygın olarak var. Onun için çörek otunun kokusu çok önemlidir. Eğer siz çörek otundan bir tatlı kaşığı alır ağzınızda çiğner, daha sonra ister yutun ister dökün. Ama bu yuttuğunuz şey, ağzınızda çiğnediğiniz şey o koku ve aromayı verdiği için timokinonun ciddi bir oranı insan vücuduna, insandaki fizyolojiyi, insandaki enzimleri, insandaki hormonları etkileyerek bir bağışıklık operasyonu başlatıyor. Tabii çörek otunu kimlerin kullanabileceği de önemli bir mesele. 4 tip insan var. Safra mizaçlı, yani safra problemi olan, karaciğer problemi olan insanlarda, hı hı, ve obezitesi varsa çörek otu yağı iyi gelmez. Şişkinlik ve gaz yapar. Ama kilonuz yoksa,
karaciğer probleminiz yoksa, safra probleminiz yoksa çörek otu yağı hem bağışıklığı iyi destekler, hem vücut direnci verir, hem de sindirime iyi gelir. Sindirim problemleriniz varsa özelliklerinden dolayı lokman ekim otu da denilen kantaron yağı dertlerinizin çözümünde yardımcı olabilir. Bu bitki çok değerlidir. Bunun yağı, güneşte bekleyen yağı cilt problemlerini gidermekte çok başarılıdır. Yanık izlerini gidermekte ve yanığı tedavi etmek hususunda iyi bir destektir. Çok etkili ve başarılı bir bitkidir. Yağının içilmesi durumunda stresi de giderdiği için sindirimle ilgili özellikle strese bağlı gelişmiş kabızlık, şişkinlik ve gaz gibi problemleri gidermekte çok başarılı ve değerli bir yağdır. Hayıt doğumuysa hormonal problemleri olan kadınların tedavisinde yardımcı olabilmesiyle dikkat çekiyor. Şu hayıt tohumu çok özel bir şey. Kadınların hormonal problemlerini gidermekte çok etkili, değerli bir şey. Regülatör bir etki oluşturuyor insanda. Muammer Yıldız yine kadınları, özellikle de bebekleri olan hanımefendileri ilgilendiren bir başka bitkiden bahsediyor. Anne sütünü arttırmada yardımcı olan melek otu. Osmanlı döneminde bu bitki çok yaygın olarak kullanılırdı. Anne sütünü artırmak için bilinir. Şimdi insanlara belki bir espri konusu gibi olacak. İstanbullular bunu çok iyi bilirlerdi. Dolayısıyla İstanbul surlarının tamamında çiçekçilerin çoğunun çiçeğin etrafını sardıkları yaprak, yani dolgu malzemesi olarak kullandıkları çiçek etrafındaki yaprakların çoğu melek otu yaprağıdır. O yapraklar o kadar değerli ki en değerli, en pahalı çiçekten aslında daha değerlidir. Ama insanlar artık bunu fark edemediği için, yani bu faydayı, bu nimeti bilmedikleri için bunu böyle bir yeşillik olarak, dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Ben bunun bilimsel çalışmalarını da yaptım. Anne sütünün arttırdığına dair çok çok özel sonuçlar elde edebildik. Hem geleneksel tıp bunu itiraf ediyor, hem literatür bunu itiraf ediyor. Son bitkimizse son dönem şarkılara da konu olan ebe gümeci. Hocamızın dediklerinden anlıyoruz ki bu değerli bitkinin şöhreti sadece şarkılarla sınırlı kalmamalı. Antialerjik etkinliği olan değerli bir bitki. Ayrıca bu bitkiyle ilgili çok özel, çok özel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ebe gümeci çiçekleri gebelik döneminde oluşan ve hiçbir ilaçla geçmeyen gebelik kaşıntılarını gidermekte çok başarılı, çok etkili bir bitkidir. Ve bunu küvet suyuna katarak sadece onunla banyo yapılıyor. Gebelik dönemi kaşıntısı illet bir şey. Yani gebelik olduğu için ilaç kullanamıyorsunuz, antihistaminik alamıyorsunuz, başka bir şey alamıyorsunuz. Krem ve olayın psikolojik tarafı, olayın bağışıklıkla ilgili tarafı çok çok komplike bir şikayet. Yani bunu şimdi duyanlar, gebelik döneminde sıkıntı yaşayan insanlar, yani bir altın bulmuş gibi sevindiklerine şahidim. Bu değerli, çok basit değerli bir şeyi alıp evde saklamaları gerekiyor. Niçin? Çünkü gebelik döneminde kaşıntısı olan ikinci ve üçüncü gebeliklerinde de bu kaşıntı devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir şikayeti olan ve tekrar gebelik düşünen kesinlikle evinde ebe gümeci çiçeklerinden saklasın. Türkiye bir hazinedir ve bu hazinenin ortaya çıkartılması hususunda kesinlikle bilim insanı bunları bilimsel bir zemine taşıması lazım. Bu bitkilerin yaratılması tesadüf değil. Biz iyi biliyoruz. Bir kedi gözleri kör olduğu zaman gidiyor kedi otuna, gözünü sürüyor, gözü açılıyor. Bir hayvanın zehirleniyor, zehrini gidermek için gidiyor bir bitkinin yapraklarını yiyor.